Nutri diye bir konu başladı. Ee, yaklaşık olarak 7-8 yıldır çok e, aktüel bir konu Hüseyin. Yani aktüelliği de şu, nedir bu? Yani genetik yapımızı beslenmemizin, beslenme şeklimizin veya gıdaların genetik yapımızı etkilemesi... Bu, bu nutri genetics, nutri genom, genomics diye yepyeni bir bilim dalı hemen tabii bu işin ticareti başladı tüm dünyada. Efendim diyor işte biz size bir kit görürüz. Bu kite şu kulak çöpleri var ya pamuk Hüseyin. Evet hocam. Ha, bunu diyor salyanıza değirin sonra bunu bunun içine ne? gönderdiğimiz tüpün içine koyup bizim adresimize gönderin e işte 500 dolar, 1000 dolar, 1500 dolar da verin genetik yapınıza bakacağız ve sizde hangi hastalıklar var, ona göre size beslenme şeklinizi tavsiye edeceğiz. Bak şimdi bu çok güzel bir şey. Yani ilk şeyde kulağa hoş geliyor. Ancak bu işin e, olumsuz tarafları da var. Yani sakın değerli izleyicilerimiz bu işe kaptırmasınlar. Yani bu bir bilim midir? Evet, bu bilimdir. Ancak yanlış da sizi yanlış da yönlendirir. Test doğru olabilir. Ondan sonra diyecekler ki işte siz şunu 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 yemeyin. Diyelim ki 17 tane önemli şeyi ortadan çıkartacak. Mesela atıyorum nane tüketmeyin siz diyecek. Ekmek tüketmeyin diyecek veya işte erik yemeyin ama şeftali yiyebilirsiniz diyecek. Mübarek bu yasakları getirdiğiniz zaman bu kişi birçok hastalığa karşı bizi koruyan gıdalar üzerinden aldığımız taze sebze ve meyve üzerinden aldığımız tahıl ve baharatlar üzerinden aldığımız bizi hastalıklara karşı koruyan segonder metabitleri almamış olacak. Dolayısıyla bu insanı daha hızlı hastalandırırsınız. Dolayısıyla bu iş uzmanların işidir. Fakat bu işte de yani beslenme bilimi bu anlamda çok yetersizdir. Onu da söylemiş olayım. Ha, bazı genlere bakılmasında şüphesiz ki fayda vardır. Ne bileyim BRCA e, bir geni işte mutasyonlamış mı meme kanserine yakalanma riski var mı yok mu?